Evet öğretmenler yine kıymetli başlıklarımızdan bir tanesi çünkü ÖSYM sıklıkla soruyor bunu da. İhtiyaç belirleme başlığı. Peki ihtiyaç belirleme ne demek? Bir program geliştiriyorsanız ülke olarak sizin bu programda nelere ihtiyaç olduğunu önceden belirlemeniz gerekir. Kimlerin ihtiyaçları ya da nelerin ihtiyaçları dikkate alınır? Ülkemizdeki sistematikte bireyin, toplumun, programın hazırlandığı konu alanının doğanın, tabiatın ihtiyaçları dikkate alınır. Tabi günümüzde artık teknolojik gelişmeler de program geliştirme süreçlerini etkilemektedir. Bu başlığın altında iki tane alt başlıkla karşılaşırsınız. Bir ihtiyaç belirleme yaklaşımları, bir de ihtiyaç belirleme teknikleri. Bunlara değinelim. İlk önce ihtiyaç belirleme yaklaşımları. Bunlar bizim hangi anlayışla ihtiyaç belirleyeceğimizi ortaya koyan unsurlardır. Farklar demokratik, analitik, betimsel olmak üzere dört tane türü vardır. İlki farklar. Farklar yaklaşımında hedef ile mevcudun farkına bakılır. Eğitim sistemine, programa ya da öğrenciye bir hedef koyulur. Olması istenen bir durum vardır. Bu onun mevcut başarısıyla kıyaslanır. Mevcut başarı hedefe ulaşmış ya da üstüne çıkmışsa ihtiyaç yoktur. Ama mevcut başarı hedefin gerisinde kalmışsa ihtiyaç vardır deriz. İşte sınıfımda bir öğrencim var. Onun sınavdan 70 almasını bekliyorum. Bak bekliyorum bir hedef koymuşum. Girdi 55 aldı. Neresinde kaldı? Hedefin gerisinde kaldı. O zaman ne var? İhtiyaç var. Takviyeye ihtiyacı var. Bir hedef vurgusu bize vermek durumundadır. Farklı yaklaşımı var diyebilmemiz için soruda. Geldim demokratik adı üstünde demokrasi çoğunluğun dediği olur. Programla ilgili ya da yapılacak eğitimle ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınır. Biz bunlara baskı ve referans grupları deriz. Nereden gelmiş bu isim? Bu konuda referans alabileceğim kişiler. Çünkü bunlar ilgili ya da üzerimde karar alma noktasında baskı oluşturan kişiler. Bunların görüşlerini alırız. Çoğunluk ne dediyse onu ihtiyaç kabul ederiz. İşte madde bağımlılığı ile ilgili bir program hazırlıyor olalım. Bu doğrultuda ilgili herkesten görüş alacağız. Veli'den, öğrenciden, öğretmenden, okul yöneticisinden, okul etrafındaki insanlardan çoğunluk ne dediyse onu ihtiyaç kabul edeceğim. Geldim analitik. Analitik geleceği öngörmeyi savunan yaklaşımdır. Dünyada veya ülkemizdeki mevcut gelişmeleri inceler. Bunlardan hareketle geleceği tahmin eder. 50 yıl sonra neye ihtiyaç var? 20 yıl sonra neye ihtiyaç var? Bunu belirlemeye çalışan yaklaşımdır analitik yaklaşım. İşte 10 yıl sonra ülkemizde eğitimde e, yurt dışından göç etmiş insan sayısı çok fazla olacak. Bundan dolayı yabancı dil bilen öğretmenlere ihtiyaç artacak dedik diyelim ki biz bir analitik yaklaşım uygulamış oluruz. Geldim betimsele. Me, betimsel mevcudun fotoğrafını çekmek demektir. Mevcudun fotoğrafını çekip ne var ne yok ortaya koyabiliyorsanız biz buna betimsel yaklaşım deriz. Karşımda bir adam var. Uzun boylu kilolu dediğimde betimleme yapmış oluyorum. Öğrenci için düşünürsek bunu, bu öğrencinin matematik dersi iyi ama fen dersi kötü dediğimde betimleme yapmış oluyorum. Burada tabi eğitimde daha çok deney grubu kontrol grubu şeklinde uygulanır. Bir özellik var diyelim ki ihtiyaç var mı yok mu bunu araştırıyoruz. Bilgisayar kullanımı eğitimde bir ihtiyaç mı değil mi bunu araştırıyoruz. Ne yapacağız? İki tane sınıf alacağız karşımıza. Birinde bilgisayar destekli öğretim yapacağız. Birinde normal klasik öğretim yapacağız. Sonra sonuca bakacağız. Şayet Var olan özellik yani bilgisayar destekli öğretim bir katkı sağlamışsa ihtiyaç vardır diyeceğiz. Ama bilgisayar destekli öğretim bir katkı sağlamamışsa buna ihtiyaç yoktur diyeceğiz. Deney grubu kontrol grubu ama daha kısa yoldan akılda tutmak için mevcudun fotoğrafını çekmektir değerli öğretmenlerim. Şimdi burada genellikle betimsel farklarla kıyaslarsınız yapmayın. Farklar diyebilmem için bir şeye hedef vermesi gerekiyor bana. Betimsel de böyle bir hedef vermiyoruz. Sadece mevcudun fotoğrafını çekiyoruz. Mesela dedi ki ben öğrencimin 70 almasını bekliyordum. Ama öğrencim 55 aldı. Bu farklardır. Bak bekliyordum diyor. Bir beklenti var. Olması istenen bir durum var. Bir hedef var. Bu farklardır. Lakin bana deseydi ki hiç hedef koymadan öğrencime bir sınav yaptım. 55 puan aldı. Şu ünite kazanımlarını doğru cevaplamış, şu ünite kazanımlarını yanlış cevaplamış. Bu betimseldir bak hedef yok. Çocuğu analiz ediyor, mevcudun fotoğrafını çekiyor. Çocukta ne var ne yok bunu ortaya koyuyor. Bu ayrıma lütfen dikkat edelim. Şimdi bir de gelelim ihtiyaç belirleme tekniklere. Bunlar anlayışlardı. Bunlar da veri toplama uygulamalarımız bizim ihtiyaç belirleme sürecinde. Tabi sadece bu üçü yok. Bunun dışında gözlem de bir ihtiyaç belirleme tekniğidir. Görüşme, grup toplantıları, döküman inceleme, literatür tarama, ölçme araçları ve testler de bir ihtiyaç belirleme tekniğidir ya da bilgi toplama aracıdır. Lakin burada onlar ismen anlaşılacağı için tanımına yer vermiyorum. Üç tane kritik var burada da. Program geliştirme dersine özgü. Delphi, Progelda Dakum meslek iş analizi. Bunlar neyi ifade ediyor? Delphi tekniği Geleceği öngörmeyi savunan ihtiyaç belirleme tekniğidir. Delfi de sizin amacınız geleceği tahmin etmektir. Geleceği tahmin etmek için alanda uzman kişileri tespit edersiniz. Bunlara anketler yollarsınız. Anketleri toplarsınız. Uzmanların büyük çoğunluğu hangi seçeneği işaretlemişse onu gelecekte olması öngörülen şey olarak kabul edersiniz. Yani ankete göre uzmanların ortak görüşünü çıkartırsınız. Ve burada en kıymetli nokta uzmanlar birbirinden kesinlikle habersiz olmalıdır. Birbirlerini görmemelidir, bilmemelidir. Çünkü birbirlerini etkileme ihtimalini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Özgür düşünebilsinler diye. E hocam burada gelecek vardı, burada da gelecek vardı. Fark ne? Bu yaklaşım, bu teknik. Soru da hangisini sormuşsa ona dikkat edeceksin. Geldim. Progel Daku. Meslek tanımı yapmak için kullanılan tekniktir. Peki neden meslek tanımı yapar Milli Eğitim Bakanlığı? ProGel.com meslek liselerinin öğretim programlarını hazırlamada ve hizmetçi eğitimleri planlamada kullanılır değerli öğretmenler. E şimdi ben mesleki öğretim yapacaksam ya da hizmetçi eğitimle mesleki bir öğretimdir ne yapmam lazım? O mesleğin tanımını yapmam lazım. Mesleğin gerektirdiği genel beceri profilini çıkarmam lazım. E peki ben bunları nasıl yapacağım? deneyimli uzmanlar arayacağım bu sefer. Sadece tahsil yetmez, tecrübe lazım. Deneyimli uzmanları alacağım. İşin yapıldığı ortama götüreceğim. Orada bana uygulamalı şekilde mesleklerini tanıtacaklar. Teori ile pratiği bir arada göreceğim. Ben de buna göre meslek tanımını, genel beceri profilini çıkartacağım ve programlarımı hazırlayacağım. İşte tesisat mesleğini tanımlamak istiyorum. Lisede bölüm açmak için bir grup deneyimli tesisatçı tesisatın döşendiği yere götürüyorum. Bana teoriyi pratikle birleştirerek anlatıyorlar mesleklerini. Ben de mesleki program hazırlama safhasına geçiyorum. Bir de meslek iş analizi var. Meslek iş de biraz özellik etmen kuramına benzetebilirsiniz rehberlikte. İşe alacağım kişinin sahip olması gereken karakter özellikleri arıyorum. Yani kişisel özellikleri arıyorum. Lakin bunu ayrıntılı arıyorum. Ne demek ayrıntı? Bilişsel, duysal, devinişsel. Öğretmenlik. Öğretmenliği alacağım kişi de bilişsel hangi özellikler olmalı? Duysal hangi özellikler olmalı? Psikomotor hangi özellikler olmalı? Bunları tespit etmeye çalışıyorum. Ve bunun neticesine göre de üniversite bölümlerini oluşturuyorum. Şimdi öğretmende olmasını istediğim özelliklere göre öğretmenlik bölümünün derslerini belirlerim ki ona o özellikleri kazandırayım diye. Burada ayrıntılı olması önemlidir. Yine burada da deneyimli uzmanlardan bilgi alırız. Çünkü o mesleğin gerektirdiği özellikleri onlar bize sağlayabilirler. Şu ikisi kıyaslanır genellikle farklar ne? Progel meslek tanımı iken meslek şenlisi işçinin özellikleridir. Progel Dakum genelken meslek şenlisi ayrıntılıdır. Progel Dakum kısa sürerken meslek şenlisi ayrıntılı analiz yaptığı için ona göre daha uzun sürmektedir. Evet ihtiyaç belirleme ile ilgili başlıklarımız bunlardı. ÖSYM burada daha çok Yaklaşımları sorma eğilimindedir. Ama hatır sayılır şekilde teknik sorusu da gelmiştir. Soru kalıplarına baktığımızda genellikle paragrafta örnek bir durum anlatır. Burada kullanılan ihtiyaç belirleme yaklaşımı ya da tekniği nedir diye size sorabilir. Birkaç küçük örnekte de teorik olarak işte Delphi tekniğine ilişkin hangisi doğru ya da yanlış bilgidir diye sorularda da getirebildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.